İstanbul'un taşı toprağı altın diyorlar ya hani. O eskidenmiş. Boşuna heveslenmeyin. Altınları kapan kaptı. Bize sadece taşı toprağı kaldı. Olsun. Biz payımıza düşen taşı da toprağı da sevdik. Ali abi. Ne oluyor oğlum sabah sabah? Ali abi koş, okula koş okula. Oğlum ne oldu söyle? Ali abi koş. Tamam sen gelmiyorsun. Sen sahiplenirsen olduğun yeri, orası da seni sahiplenir. Tıpkı bizim mahalle, bizim çocuklar gibi. Sinan, bizim deli. Namı diğer Arap. Ona bu lakabı benden. Biri ona maviş dedi diye ağzını burnunu kırmıştı ufakken. Oğlum sen mavi gözlü değil misin? Ne diyecekler? Arap mı dedim? O da desinler lan. Maviş diyeceklerine Arap desinler dedi. Öyle de kaldı. Şu az sonra burnunu kıracağı çocuk buna maviş demiş, olay oradan patlamış. Bu da Zeynep. Grubun tek kızı. Bizim de geze geze kendimize benzettik onu da. Mert kızdır, kafa kızdır, cesur kızdır. Yok, ağladı görünmedi daha. Bana gelince adım Ali. Bizimkiler yangın Ali'ler. Pis bir huyum var. Sevdiklerime dokunanı yakarım. Vedat Narin Ses. Düğün, kına, sünnet, altın günü, baby shower. Her türlü mutlu gününüzde sazıyla, sözüyle hizmetinizde. Randevu için Neşaz Bey. Vedat Bey, oğlunuz bugün okuldan atılıyor kısmetse. Buyurun sizi de bekliyoruz sazınızla. Yapmayın etmeyin hocam, gözünüzü çapanayım son gün. Sen hiç konuşma Zibidi. Bunu yarım saat önce düşünecektin. Kızım senin annen nerede? Niye açmıyor telefonunu? Annem öğlen birden önce savaş çıksa uyanmaz hocam. Uykuyu biraz sever de kendisi. Öyle demek. İyi o zaman sen eve gittiğin zaman verirsin müjdeyi. Ha, annem de geldi. Tanıştırayım. En kıymetlim. Bir pişmanlık duyuyor musun derseniz... Ne yalan söyleyeyim, şu kadın bir günde öğlene kadar uyusun isterdim. Ama bu sabah da erkenden uyandırdım gördüğünüz gibi. Gel Derya Hanım gel. En sonunda bir muhatap bulabildim gel. Bittim la ben bittim. Son ihtardı geçenki. Vallahi benim de. Yani yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Tam karne gün. Gerçi karneler de karne değil ya. Oğlum ilk kim başlattı kavgayı? Ben başlattım. Ne? Yalan mı oğlum? Ne bakıyorsunuz? Arap ortada bile yoktu. Zeyno ayırmaya çalıştı hocam. Yaralandı kızacağız. Vallahi sizi bu hale bir kız getirmedi herhalde değil mi? Vallahi bütün okula madara olurdunuz ha. Ben ilgilendim hocam hepsiyle. Tek tek ben dövdüm hepsini. Dördünü tek başına sen dövdün öyle mi oğlum? Süper kahraman mısın sen? Ne gülüyorsun oğlum?
Nereden tutsam elimde kalıyor. Yok. Yok. Her gün bir olay. Her gün bir olay. Dua et adam insaf etti. Bu karne ne? Bu ne? 50. Aferin oğlum. Aferin. Yok. Yok, senden bir şey olmayacak. Ben boşuna uğraşıyorum zaten. Boşuna. Ya anne, şimdi yüz yapmasını yaparım da bizimkileri ezikliyor gibi olur. E zaten yetiyor be anne. Doğru söylüyorsun aslında. Bana da yetiyor. Ben niye boşuna şartları zorluyorsun? Al. Başla. Başla derken? Ah, söylemedim değil mi? Burada çalışmaya başlıyorsun. Yeni işine hayırlı uğurlu. Anne! Ne annesi? Vallahi benim senin gibi çırağa ihtiyacım var. Ortalama. Verdiğim işi yapsın yeter. Fazlasına gözüm yok oğlum benim. Ya fırıncı olmak istediğimi kim söyledi? Hem benim başka planlarım var. Gerçekten mi? Vallahi duymak istiyorum. Neymiş bu planların? Hani bu notlarla astronot falan mı olmayı düşünüyorsun Ali? Ha? Tek kelime dahi etme. Eve almam, geceliğinde burada yatarsın ona göre. Hadi. Anne ne yapıyorsun ya? Çalışırken telefon yok. Başta söylemeyi unutmuşum. Ay ben böyle işin... Efendim? Ya, bari kim yazmış onu söyle. Arap. Yarım saate bekliyoruz kardeşim. Olur. Ne yapıyorsun anne? Gelemem kardeşim. Annem izin vermiyor. Fırında çalışmaya başladım. Nokta. Hı. Ne bakıyorsun? Hadi daha hamur yoğrulacak. Sular kesik. Şu inşaat başlayalı da su kesintisi yeni çıktı başımıza. Bidonlar arka tarafta Ali. Ali 10 dakikan var, oyalanma ona göre. Tamam. Oğlum o bidon yetmez. Yeter. Yetmez Ali. Yeter. Ayrı ayrı evlerimiz vardı. Ama aynı sokağa açılıyordu kapılarımız. Hayallerimiz, korkularımız, umutlarımız bile aynı kokuyordu. Birimizde varsa o hepimizindi. Birimizde yoksa kimse de yoktu. Bu da Vefa. Onu sona sakladım. Hepsi can dostum ama Vefa'yı kardeşim sayarım. Bugün doğum günü. İyi ki varsın kardeşim. İyi ki doğdun kardeşim. La bebe, biz atacaktık seni la. Allah ya! La buz gibi la. La oğlum ayıp la. Vallahi ayıp la. Aynı anlaştıydık ya. Ayıp. İyi mi la? Yandım. Ferdi. Bizim sahildeki mekanda çantalar kaldı. Bunları fırına atarsın. Bir de anneme söyle, beni beklemesin. Tamam? Hadi. Geliyorum.
Çok uzaklaştık. Lan kardeş, daha yeni başladık. Ya bu bana yetti, hadi çocuklar dönelim ya. 5 dakika daha lan. İki doğdun la bebe. İki doğdun la bebe. Mutlu yıllar sana. Ne yapıyorsunuz lan bebeler? Geliyorum sizi almaya. Üç, dört. İyi ki doğdun la bebe. İyi ki doğdun la bebe. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Ya kes. Kes kes, hadi kes. Ya mumlar sönüyor ama yine de bir dilek tutsam. Tamam, hadi çık, hadi çık. Şunları da alayım. Ya abi ne var elbise? Ya bir dur ya, bir dur ya. Ne var alacağım oğlum? Ya. Başım. Başım. Abi. Ya ne gereği vardı ya? Ya aç hadi aç. Bilemedik ne alalım ne lazım. Ya lazımsa ben veririm dedim ama. Ya oğlum ya, ondan sen sınıfı geçeceğim diye tırmalıyorsun da bebe burslu okuyor kolejde. Abi sen böyle vura vura aptal ettin beni. Ya sus lan. Neyse. Yürek verelim. Bize fazla geliyor. Sus be, ettin yine anın içine. Bana vurma ya. Şşş, civcive laf yok. Çok pahalıdır bu. Altın mı yoksa? Altını kim kaybetmiş biz bula? Kardeş, yanlış anlama. Hakiki altın suyu ucuz değil ha. Dişini de sıksan dişini kırar. Hadi tak tak. Kardeşim. Tamam bak. Sen çok daha iyi dene layıksın ama bizim de bir çerçeve de yetti. İyi ki varsınız. Ne oldu la? Ağlıyor mu? Ya ne ağlayacağım? Kapı gibi üç tane kardeşim var arkamda. Ağlar mıyım hiç ya? Bitti mi dramınız? Götüreyim mi prens adalarına? Ooo, herkes olmuş abi. Bizimkisi harbi. Seviyorum seni. Seç, beğen al. Turist kardeşlerimiz sağ olsunlar. Teknede unutmuşlar. Yıkandı, patlandı, gözünüzü seveyim, ayı gibi giyip yırtmayın, okutacağım ben bunları. Tamam mı? Tamam abi, tamam. Bacağınızı falan sokarken dikkat edin. Tamam, 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 tamam. Hepsi marka, sizden pahalı vallahi. Tamam abi, tamam. Tamam. Hadi bakalım, giyin genç olarak. Çiçekli böyle bir güzel al. Yok, o sana yakışmaz abi. Tarpil lan, sana yakışır. Günaydın Derya teyze. Günaydın canım. Bunlar burada kalacakmış. Bunlar ne? Ali abiler alacakmış sonra. Ali nerede? Ufak bir işi çıkmış. Anneme de söyle beni akşama beklemesin dedi. Ali ya. Ah. Sen de dikiliyorsun orada. Ferdi, zeytinliği mi seviyordun sen? Gel. Bu değil mi? Afiyet olsun. Teşekkürler benim. Ferdi, su peki nerede? Bidon falan vermedi mi sana? Bilmiyorum ki. Ay, çıldırtacak bu çocuk beni. Ali'm
yapacağım ben seninle? Altınlarım var diyor, bitti mi? Dolarlarım dolar gitti mi? Afar mı döndü, başım mı döndü? Yoksa gidip ayları geçti mi? Afar mı döndü, başım mı döndü? Yoksa gidip ayları... Bu ne müzik ya böyle? Halay teknesi diyorlar kanka bunlara. 50-100 mal doluşuyorlar içine. Bütün gün güneşin altında böyle dans ediyorlar. Gezsinler madem. Ne işleri var burada? Mal oldukları için. Tamam uzatmayın söyleriz kısarlar sesi. Hem ne güzel eğleniyorlar işte. Niye biz eğlendiremedik mi aşkım seni? Ben bilseydim senin bu kadar sıkılacağını buraya kadar çağırmazdık hiç. Ne alakası var Berk? Ben öyle bir şey mi dedim şimdi? Gençler sevgilim sıkılmış. Biz ne yapalım? Halay çekelim. Siz bir gelsenize benimle. Sıkma canını ya. Her zamanki Berk işte. Fırsatını buldu ya. İlla küçük düşürecek işte seni salak. Nereye? Biraz yüzeceğim, dalacağım öyle. Yoksa burada boğulacağım ben. Geliyor musun? İyi böyle. Sen kafanı dağıt. Belki de takma kafana. Vefa nerede? Utanıyor. Utanması geçsin gelir. Neyi utandı ki? Neyi utandı? Kardeşimiz dipsiz kuyulara düşmüş. Yanıp tutuşuyor böyle aşkından ama nasıl bir kuyu. Nasıl yani? Kime aşık olmuş? Orası karanlık sular ama çözeceğiz. Çözeceğiz tabii çözeceğiz. Ay yavaşla! Yavaş lan yavaş! Ne oluyor lan? Lan yavaş da! Lan yavaş olsanıza! Ne yapıyorsun? Beynimi ***'iniz lan müziğinizle. Öyle mi uyarılır lan İhsan? Üstümüze çıksaydınız. Başka türlü sesimizi duyuramadık. Ya kısın şu müziğinizin sesini ya da demirinizi toplayıp başka yere atın. Keyfimizi de kaçırmayın. Hadi ya. Tüh! Arap gördün mü arkadaşlarının keyfini kaçırmışlar. Biz tutmayalım sizi o zaman. Biz burada kalacağız da uzayın ufaktan. Normalde bu işler önce kimin geldiğine bakar ama sizin orada belli ki öyle değil. Kim nereye çökerse tabii. Eyvallah. Ne diyor lan? Lan yanına iki tane sincap almış konuşun. Gel lan buraya. Gel burada konuş lan. Hayırdır gençler bir sıkıntı varsa buyurun burada beraber çözelim. Hadi kanka. Gidelim. Tadı kaçtı buranın. Vefa! Nereden tanıyorsun sen? Ha? Aynı sınıftayız. Ne diyorsun? Uzatacaksanız ben de uzatırım. Ya paşa paşa gidin ya da kıyıya kadar beraber gidelim. Karada bir daha buluşalım. Sorun yok, tamam. Vefa arkadaşımız bizim. Vefa, sırf senin hatırına mevzuyu uzatmıyoruz kanks. Hadi bakın eğlenmenize. Kanks? Kanks ne la? La kanks ne kanks? Vefa, mayon güzelmiş. Kalpler falan yakışmış. Teşekkür ederim. Cemre nerede?
Bilmem. En son güneşleniyordu ya işte. Kameraya falan inmiştir. Buralardadır. Nereye gidecek? Tamam, okey. Ah İstanbul, İstanbul olalı. Hiç görmedik böyle keder. Geberiyorum aşkından. Ha söyle la, sal biraz kendini bebe. Lan ne güzel aşık olmuşsun lan. Lan biz ne yapalım olmayanlar yani misal. Misal Ali. Misal ben. Ya la abi senle durumlar nasıl? Seni alakadar etmez. Hadi lan gelin. Hazır mısın? Hadi hadi geç. Hadi. Arap. Ne oldu lan? Oha Deniz kızına bak la. Cemre? Vefa? Berkler nerede? Gitti onlar. Ne demek gitti? Az önceki sincapları diyorsan. Lan Deniz kızını bırakıp gitmiş bunlar. Ne yapıyorsun? Gel burada merdiven var. Bizim tekneye bin gel. Adı ne arkadaşının? Cemre. Cemre. Tut elimden. Dikkat et. Aman gel. Gel şöyle. Sen şöyle Zeyno'nun yanına geç. Zeyno hallet bakayım onu. Heh, sar sar. Vefa emin misin? Berkler beni bırakıp gitmiş olamaz herhalde. Bu çok saçma. Vallahi baya baya gittiler. Tamam sakin. Biz dönüyoruz zaten iskeleye. Bırakırız seni. Sen bir tabaklayın bir şey yap. Güzelce böyle. Şimdi Deniz yormuştur onu. Öküz gibi de acıkmıştır. Hadi. Sağ ol. Aç değilim. İyi böyle. Vefa telefonunu alabilir miyim? Pasta verirdik aslında sana ama Arap yani Sinan parmaklarıyla daldı da kendisi. Kusura bakma. Biz sana balık verelim en iyisi taze taze. Aç değilim. Sıcak ama balıklar. Ya gel çekin böyle uzakta da durma. Bak güzel güzel ne güzel. Aç değilim dedim ya. Ya kusura bakma. Sana layık değil tabii burası. Yattan inip tekneye bindin. Ağır geldi değil mi? Biz seninle tanışmış mıydık? Tanıyor musun beni? Tanımam mı lazım? Evet, lazım. İnsan tanımadığı biri hakkında bu kadar keskin imalarda bulunmamalı. İma değil. Biraz şaka, biraz gerçek. Sınıfsal ayrım falan filan. Derin ve uzun mevzular bunlar. O yüzden sen geç bunları. Hayata baktığında ön yargı camını ara sıra temizle bence. Ha sonra eğer bir gün gerçekten fikir sahibi olduğunda bir daha konuşuruz. O uzun ve derin mevzu. Bu arada deniz ürünlerine karşı alerjim var. Teklifinizi geri çevirme sebebim buydu. Sert çıktıysam özür diliyorum hepinizden. Size afiyet olsun. Sağ ol ben doydum. Vefa. Berk dediği sevgilisi mi lan bunun? Ana. Yuh ben o herifin kalıbına ya. Tamam oğlum ya. Sıkma canını. Ya okul bitti zaten. İstediğimiz zaman açılırız yine. Aynen bro. Lan 3-5 ezik için kaçırma keyfini. Hem akşama parti var oğlum. Konser var. Kopacağız. Kızlar hadi. Cemre nerede? Yukarıdadır. Cemre! Lan düşünsenize Kızıldeniz'in ortasında unutmuşuz. Bomba olur ha. Yok artık. Cemre yok. Ne demek yok? Yukarıda baktım hiçbir yerde yok. Hazal? Ya ne? Cemre'nin bekçisi miyim ben? S**tır oğlum. Kızıldeniz'in ortasında mı unuttuk cidden? Ege topla aldıkları dönüyoruz. Thank you.
Ya şey... Kusura bakma. Öyle durumu falan bilmeden bir anda volümün yükselince... Her sözün de sonuna kadar haklıydı. Yani, özür mü diliyorsun? Tam da özür de denmez ama... Eşeklik ettim işte. Sorun değil. Ben daha büyük eşekler tanıyorum, canını sıkma. Cemre! Sesi de geldi işte. Sıkıntı yok. Kız ne kalsın diyorsun? Kaç milyona satılıyor havlu? Allah'ım ya, cıbıldak mı gitsin kız? Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki oradaydınız. Cemre! Aşkım iyi misin? Aşkım ben sen teknedesin sanıyorum Cemre. Cemre bebeğim ya. Cemre özür dilerim. Haberim yoktu. Haberim yoktu. Gerçekten haberim yoktu. Sorun da bu ya zaten. Cemre. Sen bana dalacağım dedin mi aşkım? Ben sana çocuk muamelesi mi yapayım? He? Bunu mu istiyorsun? Anladım. Bundan sonra gözlemden ayırmam seni. Tamam. İnsan telefonunu unutur, cüzdanını ne bileyim ceketini falan unutur da denizin ortasında da sevgilisini unutmaz. Ne diyorsun oğlum sen ne? Söyle! Ne diyorsun lan? Ne? Arap, Vefa, bakın bakayım arkadaşın başka bir emaneti kalmış mı bizde? Bırak. Berk. Bırak. Biz bir daha karşılaşmayalım bence. Hepimiz için en doğrusu bu. Hadi bakın keyfinize. Vefa! Akşama geliyor musun konsere? Arkadaşlarını da al gel bence. Çok eğleneceğiz. Tamam. Tamam hadi tamam. Evet. Vefa, akşama geliyor musun konsere? Mayo çok yakışmış. Kırma beni, gel olur mu? Ya kızım ortada bir şey yok. La bebe, ne mırınkırı ne diyorsun? Kız sana üst üste sinyal ateşledi ya. He, lan ne yapsın oğlum? İlk adımı attı işte, bundan sonra top sende kardeşim. Vallahi mi? Ali? Yok be oğlum, kızın niyeti ciddi olsa istemeye gelirdi ailesiyle. Lan kız daha ne yapsın? Koşu gidiyorsun bu gece konsere. Gidiyoruz kardeş, gidiyoruz. Kız bizi de davet etti ya. Yok, rap almayayım ben. Elimde falan kalırlar, dalarım şimdi. O zaman ben de gitmiyorum. Ne alakası var benimle? Öyle, anca beraber kanca beraber. Tamam lan, geliyoruz. Ama söz ver, bu gece açılacaksın kıza. Ya reddederse? Kendi kaybeder. Korkuyorum Ali. Neden korkuyorsun oğlum? Ucunda ölüm yok ya. Hadi. Ya mahallede sular kesikti ya. Ne yapacağız biz şimdi? Akşam nasıl gideceğiz böyle? Kaşınırız bütün gece. Evet. O iş bende. Yürüyün.
Geceden sular doldurulmuş, hamurlar hazırlanmış. Vallahi gözlerim yaşardı. Sabah ne yaptığını bilmesek bu çocuk annesine üzülüyor diyeceğim ama sen anca üz anneni. Ne oldu? Niye yatıyorsun sen? Güneş çarptı ya. Ateşin yok. Başın ağrıyor mu? Biraz. Dur ilaç git. Dur dur gitme anne. Gerek yok. Emin misin? Hı. Başım ağrıyor azıcık. İyi. İyi yat o zaman. Ekrana çok baktığın için olabilir mi? Anne ne alakası var ya? Öyle açık kalmış. Ben zaten uyuyacaktım. İyi. Uyu bari. Ben çıkıyorum. Sen nereye? Cemil Rıt'ın oğlunun düğünü var. Erken gideyim de bir el atayım dedim. Ha tamam. Bana bak Ali. Evden dışarı adımını atarsan gerçekten döverim. Kıyamaz deme kıyarım çünkü. Bunu da alıyorum. Üstüne kapıyı kilitliyorum. Ya ben ne yapacağım böyle? Kös kös yatacağım mı? Var telefonu ver anne. E yat işte. Güneş çarpmış efendim. Telefon burada. Boşuna talan etme evi. Hadi görüşürüz. Bari gitmeden önce öp de öyle git. Hastayım ve günah. Serseri. 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 Ben de seni seviyorum Derya Hanım. Hadi yat. Hadi uyu. Zeyno. Ya kaç kere diyeceğim şu kapıyı çalmadan girme diye. Anam ben doğurdum. Benden utanıyor bu da he. Sen böyle mi gideceksin düğüne? Ben düğüne gitmiyorum da. Sen böyle mi çıkıyorsun insan içine? Kız ne varmış halimde. Şu düğmeni ilikle de cereyan yapmasın. Sonra mahallede adın çıkıyor rüzgar yapıyor diye. Kurban olsunlar onlar benim rüzgarıma be. Hı? Sen nereye kızım? Askere mi? Vefa'nın okulunda konser varmış. Oraya gidiyorsun. Kız böyle mi gideceksin sen oraya? Zeyno beni delirtme. Gittiğin yer İstanbul'un en zenginlerinin okulu. Yani? Ne demek yani? Yani bu tiple kimse bakmaz senin yüzüne. Tamam işte bakmasın. Ben de rahat rahat eğlenirim. Olmaz. Hayatta olmaz. Anam bunun elbisesi de yok ki. Al kız. Al sen bunu giy. Ha? Anne ne yapıyorsun ya? Yavaş gel biraz. Zeyno buraya gel. Zeyno alırım yanlarından. Zeyno. Bugün 27 Haziran 2022. Benim doğum günüm. Çok acayip bir şey oldu. Hazal'la karşılaştık bugün denizde. Daha acayibi beni konsere davet etti. Çocuklar beni feci gaza getirdi. Açıl diyorlar. Ama nasıl yapacağım bilmiyorum ki. Neyse ya. Ali'nin dediği gibi. İşin ucunda ölüm yok ya.
Ütünün fişini çek. Ocağın altını kapamadan dışarı çıkma. Dışarı çıkarken kapıyı kilitle. Bana ulaşamazsan Ali'yi ara. Baba? Düğüne gitmeyecek miydin sen? Gideceğim de seni bekliyorum. Bu ne? Hediye. Unuttun sen mi? Unutmadım. Bak bak. Her gün baktım. Her gün. Sonra bugün geldi. Unutmadım ben. Doğdu. İyi ki benim oğlumuz. Sen de iyi ki benim babamsın. Açıyorum o zaman. Aç aç. Dayanıyor ve ses de çıkarıyor. Beğendin mi? Güzel değil mi? Çok güzel. 200 dedi 150'ye bıraktı. Güzel değil mi? Param var değil mi cebinde ama? Var vereyim. Yok yok hayır, hayır ondan sormadım ama tamam. Bizimkiler geldi galiba. Ben bir tip onlara bakayım. Baba, notlarımı okumayı unutma çıkarken. Ciğerim hadi hazırlan da gidelim. Hazırım ben zaten. Cemre'cim, bunlar büyütülecek mevzular değil. Hadi kalk bakalım tatlım, hadi. Ah. Kilo mu aldın sen? Hayır, nereden çıktı? Büstiyerin lastiği sırtına gömülmüş. İki kat olmuş resmen. Hadi çık. Neredeyse bir kilo almışsın Cemre. 3 gün detoks yapıyoruz. İtiraz etmek yok. Neyse, dert değil. Benim güzel kızım çabucak verir kilolarını, değil mi? Hadi bakalım. Şu şahane güzelliğini ortaya çıkartalım ve sevgilini daha fazla bekletmeyelim. Life, love and sound. Life, love and sound. Now feel it pound.
Gelmedi seninki. Kim benimki anlamadım. Vefa. Ne işim olur benim o evlilikle be? Boş boş konuşma. Bu ne be? Meyve suyu değil o kızım. Çocuklara göre değil. Ben kaçtım o zaman. Sağ ol canım.